Genç bir kadın bir butona bastı ve tüm mal varlığını kaybetti. Bir yanda sanal dolandırıcılar, diğer yanda yasa dışı bahis çeteleri vatandaşın sanal kabusu oldu. Şimdi sanal dolandırıcılık ve yasa dışı bahis çetelerini mercek altına alacağız. Sözü CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve konuklarına bırakıyorum. Kaan Temeltaş, senin de söylediğin gibi bir yanda sanal dolandırıcılar, diğer tarafta ise yasa dışı bahis çeteleri sanal ortamın kelimenin tam anlamıyla kabus haline geldi. Vatandaşı ağına düşürüyor, dolandırıyor, kandırıyor. Vatandaşın tüm mal varlığını ele geçiriyor. Bu konuyu uzman konuklarımızla konuşacağız. Uzman konuklarımız da var. Zafer İşeri, avukat ve doçent doktor Ali Murat Kırık. Efendim size döneceğiz ama öncesinde muhabirimiz Merve Tokaz bir dolandırıcık olayın hikayesini bizler için görüntüledi. Biz o görüntüyü önce bir ekranlara verelim. Onun ardından da yine uzman konuklarımıza döneceğiz. Evet. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Yasa dışı bahis mağduru kadın sanal ortamda gezerken bir e-ticaret sitesine benzeyen bir sitede bir linke tıklıyor. Bir butona tıklamayı yönlendiriyorlar. Bak, kadının kendi ifadesiyle bir butona tıkladım ve neredeyse tüm mal varlığımı kaybettim. Kredi çektim borçlarımı ödemek için ama param uçtu gitti diyor. Peki bu kadın nasıl bir dolandırıcı mağduru sizce? Evet Nihat Bey, aslına bakarsanız son dönemlerde bu tarz mağduriyetlerin çok sık yaşandığını görmekteyiz ve gerçekten de üzücü. Çünkü ciddi manada kazanç vaadiyle insanların dolandırıldığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Aslına bakarsanız başta her şey normal gidiyor. Gerçekten de paralar yatırıldığını görüyoruz buraya. Karşı tarafın da aslında dolandırıcıların da ikna edebilmek ve güven tesis edebilmek adına bu işlemleri gerçekleştirdiği, şahıslarla gayet samimi bir dille konuştukları ve yarı zamanlı iş teklifleriyle aslında onları kandırdıklarını, dolandırdıklarını görüyoruz. Arkadaşlarımız ekrana verdiler. Gördüğünüz gibi hanımefendinin yapmış olduğu... Peki o hanımefendinin başına ne gelmiş hocam? Bu dolandırıcılarla yaptığı mesajlaşma. Evet. Ne olmuş? Ne yapılmış da dolandırmış? Evet efendim, şimdi şöyle söyleyelim. Bakın burada aslına bakarsanız tamamen yine her zaman söylediğimiz gibi sizinle yaptığımız yayınlarda yine WhatsApp üzerinden bu işlem gerçekleştiriliyor. Yani tamamen reel bir telefon hattından konuşma şansınız söz konusu değil. Sanal numaralar. Sanal numaralar normalde kimlikleri gizlemek amacıyla, sosyal medya sitelerine girerken verilerinizi korumak amacıyla kullanılan uygulamalar oluyor ama dolandırıcılar ne yazık ki anonim hale gelmek ve izlerini kaybettirmek adına bu sanal numaraları kullanıyor. Nihat Bey, sanal numaralara ulaşmak o kadar kolay ki. Uygulama dükkanlarından aylık 3 dolara, 4 dolara bu sanal numaraları kullanabiliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz İngiltere'den arandığınızı görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz Hollanda'dan arandığınızı görüyorsunuz. Hani şu anda da şu an çok konuştuğumuz... Çok yaygın değil mi? Çok yaygın Nihat Bey. Yani o kadar fazla ki herkese şu an, size de muhtemelen gelmiştir, bana da muhtemelen geldi. İşte yapıyor, diyor ki işte efendim size iş ilanımız var, iş teklifimiz var diyor. Bu sayede dolandırmaya çalışıyorlar. Bakın görüyorsunuz, her türlü bilgiyi kullanıyor. Hatta burada bakın dolandırıcılığın artık ne kadar dibine vurmuşlar biliyor musunuz? Polis kimliğini bile kullanabilecek düzeye getiriyorlar kendilerini. O kadar izlerini kaybettiklerinden eminler ki. Güven vermek için mi bu? Evet, aynen öyle. Yani biz bakın zaten bu işi yaparken polis kimliğini sunarak, yani bakın bize güvenebilirsiniz. Çünkü biz bugün kimlere güveniriz? Devletin kolluk kuvvetlerine güveniriz. İnsanları dolandırmak için de devletin, polisinin kimliğini çok rahat ve kolay bir şekilde kullanabiliyorlar. Ve aynı şekilde bu yazışmalar, başta her şey doğal. Belli işler veriyorlar. Orayı da söyleyelim Nihat Bey. Şimdi sizinle işte yarı zamanlı 300 ila 500 liralık bir teklifimiz var diyorlar. E siz de şimdi ekonomik koşulları da düşünerek kabul etmiş oluyorsunuz. Kabul ettikten sonra burada da organize bir dolandırıcılık var. 3 aşamayla bizim karşımıza hocam, çıkıyor. Hocam Merve Tokaz'ın o özel bantını, tamam, dolandırıcı mağdur kadının kendi ağzına daha dinleyelim. Güzel olur. Arkadaşlarımız onu bir ekrana versin. Konuşalım efendim. Üzerine tekrar konuşalım. Tamam efendim, tamam. Sosyal medya üzerinden oldu. Sosyal medyada geziniyordum. Birkaç kez karşıma çıktı. İşte evinizde oturduğunuz yerden 15 dakika zaman ayırarak kendinize ek gelir elde etmek ister misiniz gibi bir sayfaydı. Birkaç kez ciddiye almadım. Sonra ciddiye almaya başladım. Benimle konuşmaya başladıklarında bana bir link atıldı. Linkten Telegram telefon numarası, uluslararası bir numaraydı. Orada sayfaya nasıl şekilde gireceğimi, ne şekilde üye olacağımı gösteriyor. Sayfa şöyle, aslında e-ticaret yapan hatır sayılır bir sayfaydı. O yüzden ciddiye aldım aslında. Yani herhangi bir oyunun içinde olduğumu ya da bir bahis sitesinin içerisinde olduğumu farkında değildim. Bunun üzerine girdikten sonra beni yönlendirmeleri çok mantıklıydı. Yani ilk önce küçük bir meblağ ile başladık.
işte Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir bankanın hesap numarası üzerinden 100 TL gibi bir rakamla başladım. Bu rakam daha sonra 500 lira olarak benim hesabıma geri geldi 10 dakikada. Daha sonrasında tekrar devam etmek ister misiniz gibi bir durum. Durum şöyle bir şey. Yani siz o sayfada işte ürünü olan bir kişisiniz ve arananlara düşmek istiyorsunuz. Yani yönlendirmesi bu yönde. Arananlar sayfasından ben sizin adınıza alışveriş yapıyorum. Ve siz bu sefer arananlarda üst listeye çıkmış oluyorsunuz. Hem siz hem de o e-ticaret sayfası bana güya prim ödüyor. Yani ben bunun üzerine sayfaya dahil oldum. İlk yaptığımız alışverişin üçlemesinin sonunda 500 TL gelince gerçek olduğuna inandım. Çünkü belli bir şey sürüldü. Daha sonrasında tekrar bir üçlüye girmek ister misiniz? Devam edelim üçlü alışverişe. Bu hani üçlü görev diyor buna aslında. Üçlü görev diyor. Size talimat mı veriyor? Talimat veriyor. Şimdi işte Çark'ta size ne çıkacak, ne şekilde sayfa sizi yönlendirecek bilmiyorum. Bir dakika bekleyin diyor. Kendi hesabımdan toplamda 42 bin lira para göndermiş oldum kendilerine. Yani şöyle söyleyeyim, yarım saatte cebimden 42 bin lira paramı çekip aldılar. Oyunun sonunda şöyle biriken meblağ çok cazipti. 112 bin liraya çıktı. Psikolojik baskıyla bir anda ben alışveriş dahi yapmam normalde internetten. Nasıl oldu anlamadım. Üzerime kurulan baskıyla o oyunun içine giriverdim ve şu an ciddi anlamda da bir kaybım var. Uygulamış oldukları yöntem gerçekten ikna ediciydi. Ciddi anlamda mağdurum yani şu an. Çok eksilerdeyim açıkçası. Bunun gibi de birçok insan var. Daha sonra birkaç kişiden de duydum. Benim yaşadığım duruma düşmesinler. Ali Murat Hocam, izlediniz siz de. Evet, gördük. Şimdi hanımefendinin de bu dolandırıcılarla yaptığı yazışmaları. Evet, aynen peki, öyle. Peki nasıl tuzağa düşmüş? Evet, aynen öyle. Şimdi hemen bir sonraki arkadaşlarımızdan ben görseli istirham edeceğim Nihat Bey. Orada çok daha iyi göreceksiniz. Diğer görseli mi? Evet, diğer görseli peki, geçtiğimizde çok daha iyi göreceksiniz. Diğer grafiği versin ekrana. Evet, aynen evet. Öyle. Şimdi Nihat Bey bakın. Bu görsel aracılığıyla hanımefendi ne yazık ki bu dolandırıcılık çukurunun tamamen içine düşmüş. Bakın diyor ki merhabalar, önce gayet güzel bir SMS geliyor size. Bu iMessage da olabiliyor ya da WhatsApp üzerinden yazılan bir mesaj da olabiliyor. Günde diyor işte günlük 800 ila 3000 lira bir iş teklifiniz var diyor. Bakın burada da hatta evet, görüyorsunuz. Buradaki mesajı da baktığımızda günlük 800 lirayla 3000 lira arasında yüksek bir kazanç vaadi var aslında. Kesinlikle yani bu gayet güzel peki, bir rakam. Vatandaş bu meblağlara mı kanıyor? Evet aynen öyle. Yani sonuçta 800 ila 3000 lira Nihat Bey bugün baktığınızda güzel bir para. Yani bugün bize de bir mesaj gelse insanlar acaba mı diye düşünüp böyle bir şekilde buna yönelmeye başlar. Yani sonuçta evde oturacaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Gittiğiniz bir yer olmayacak. Evde sadece belli siteleri beğenip belli bir alışveriş e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş gerçekleştireceksiniz. Hatta bunun çok farklı versiyonları da var. Arkadaşlarımız bakın göndermişler. Bazen 500 lira 2000 hep aynısını da göndermiyorlar ki Nihat Bey. Şikayet sitelerine düştüğünde bu meblağlar direkt bu mesajı aradığınızda bununla ilgili şikayetleri görebiliyorsunuz. Bu şekilde farklı mesajlar göndererek internet ortamından da izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar. İnsanların ihtiyacının olduğunu düşünürseniz bir ev hanımısınız ya da çalışmıyorsunuz, işsizsiniz. Bu mesaj geldiğinde ne yaparsınız? O linke tıklarsınız. Linke tıkladı, hayatı karardı diyorsunuz ya haberde de, VTR'de de. İşte buradaki link arkadaşlarımız blurlamışlar Nihat Bey. Evet, o link başka vatandaşlarımız tuzağa düşmesin diye hocam. Biz orayı yayıncı... Çok iyi yapmışsınız efendim. Kapattık orayı. Çok iyi yapmışsınız. Zaten bunlar bakın dikkat edersen istenmeyen mesajlar olarak geliyor. Evet. Ama o siz az önce çok güzel söylediniz. O cazip para teklifi bizi bir anda ne yapıyor, mutlu ediyor. Diyor ki hanımefendi 112 bin liraya kadar gelir elde ettim diyor. Bakın 112 bin lira. 3 bin liradan başlıyor. Onunla siz oyuna giriyorsunuz. Oyun gibi sunuyorlar çünkü bunu. Sadece diyor popüler bir alışveriş sitesinde alışveriş yapacaksın. Bunlar da bilindik alışveriş siteleri. İnsanların güvenini ve iknasını tesis etmek adına çok popüler. Hepimizin alışveriş yaptığı, belki değerli izleyicilerimizin de alışveriş yaptığı siteleri bu noktada tercih ediyorlar, seçiyorlar. Ve aslına bakarsanız Nihat Bey, başlarda her şey çok güzel. Ödeme gerçekleştiriliyor. Size 500 lira, 10 bin lira gönderiyorlar bakın. Sonra o para artınca ister istemez siz diyorsunuz ki ya ben kazanırken niye daha fazla kazanmayayım? Bu sefer ne oluyor? Hanımefendi de yaptığı gibi normalde e-ticaret sitesine alışveriş yapmam diyen bir hanımefendi ama daha sonra o iş o kadar cazip geldi hesabımda bu parayı görmeye başladım diyor ve ondan sonra tekrardan efendim daha fazla koyuyor. Çünkü o oyun içerisinde reel parayla oyunu oynuyor. Oynadıkça daha fazla prim alacağı ifade ediliyor. Bunun içinde polis olduklarını ifade ediyorlar. Zaten biz bunları hani illegal yollarla değil legal yollarla gerçekleştiriyoruz diyor. Polis kimliklerini de vererek bir şekilde güven tesis ediyorlar. Ta ki
Parayı alana kadar efendim, parayı alınca, alamayınca daha doğrusu peki, dolandırıldığını anlamış oluyor. Peki, dolandırıldığını vatandaş anlamış oluyor böylece dediniz. Tam bu noktada evet. Zafer Bey, Zafer İşeri avukat, efendim peki dolandırıcılık mağdurları, yani sanal ortamda değişik tekniklerle, değişik yöntemlerle vatandaş sürekli olarak dolandırılıyor ve malı, mülkü, paraları bir şekilde çetelerin eline geçiyor. Peki dolandırıcılık mağdurları nasıl bir yol izlemeli, ne yapmalı hukuki açıdan? Evvela dolandırıcılık suçunun mağdurlarının gönderdikleri para gerçek ama kazandıklarını zannettikleri para ekranda, hesapta gördükleri. Aslında öyle bir para yatmıyor mu? Yok mu? Aslında yani? Böyle bir para yok tabii ki. Tamamen ama onlara hesaplarına böyle bir para yattığı olarak gösteriyor. Hileli, kandırmaca bir tabii. biçimde ve sanki orada evet. birikmişcesine, birikiyorcasına bir aldatmacadan ibaret. Kesinlikle. Sadece Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi başta aynı balık oltasındaki bir yem gibi 500 lira, 1000 lira harcadıkları paraya nazaran küçük bir miktarda iade ödemesi banka hesaplarına gerçekleştiriyorlar. Tabii vatandaş bunu görünce hadisenin bir kurgu değil, gerçek bir para ödemesi olduğu inancıyla bundan sonraki işlemlerine, alışverişlerine de devam ediyor. Şimdi evvela vatandaşlarımızın bu ekonomik düzende herhangi bir çaba, gayret sarf etmeden bir şey kazanamayacakları düşüncesini zihinlerinden çıkarmaması kolay gerekiyor. Kolay para kazanma diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu tür mesajlarla, bu tür sanal tıklamalarla büyük miktarda paraların kazanılmasının mümkün olmadığını bilmemiz ve buna uygun şekilde hareket edebiliyor olmamız lazım. Peki dolandırılan vatandaş ne yapmalı? Nasıl yol izlemeli? Evvela bir dolandırıcılık hadisesiyle karşı karşıya kaldığını gördüğünde henüz dolandırılmamışsa bile, yani henüz parayı göndermemişse bile bunun teşebbüs aşamasındaki bir suç olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani ben para göndermedim, dolandırılmadım, dolayısıyla ortada bir suç yoktur değil, teşebbüs aşamasında bir suç olduğunun bilinciyle hemen adli makamların veyahut da polis, jandarma gibi kolluk makamlarının bu durumdan haberdar edilmesi gerekiyor. Hatta tercihimiz mümkünse konunun dolandırıcılık olduğunun anlaşıldığını karşı tarafa hissettirmeden, onların yakalanabilmesine de imkan sağlayacak biçimde belki diğer iletişim vasıtasıyla derhal kollukla iletişime geçilmesi ve bu tarzda bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya olunduğunun bildirilmesi. Bu surette polis ya da adli makamlar şüphelilere daha kolay erişebilecekler ve henüz suç işlenmeden onları yakalayıp pek çok kişinin mağduriyetinin de önüne peki. geçebilecekler. Peki, sanal kabus dedik hocam, Ali Murat hocam. Sanal kabusun bir diğer boyutu da yasa dışı bahis çeteleri. Evet. İnternet ortamına girdiğimizde yasa dışı maç yayınlarına girildiği zaman gençler özellikle bu yolu çok tercih ediyorlar. Evet. Yasa dışı maç izleme sitelerinde her yerde yasa dışı bahis reklamları var. Evet. Onunla kalmadı yine film. Telif hakkı ödenmemiş korsan film evet. yapan siteler var. Yine oralarda da her yerde yasa dışı bahis reklamları var. Ve şöyle bir gerçek de var. Türkiye'de yıllık ortalama yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'deki gençlerden, ailelerden alıp yurt dışına, İngiltere, Kıbrıs, Kanada, Malta gibi ülkelere çıkan her yıl ortalama 100 milyar liranın evet. üzerinde evet. devasa bir para da var. Evet, maalesef. Yani bu büyük bir kabus değil mi? Yani, kesinlikle. Gençlerin parası, ailelerin parası ama bu para aynı zamanda milli servet, milli kesinlikle. Paralarımız. Çok Türkiye'den haklı. Alınıyor ve bir şekilde nereye gidiyor? İngiltere, yurt Kıbrıs, dışına. Malta, Avrupa ülkelerine gidiyor. Peki hocam. Bu konuya ne söylemek istersiniz? Evet. Yani bu konu da aslında kanayan bir yara değil mi? Kesinlikle. Aslında hepsi birbiriyle ilintili. Yani sonuçta her zaman söylediğimiz şu var Sayın Müdürüm. Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir. Bunu asla unutmamamız gerekir. Ve bahis de özellikle çocuklar ve gençlerin kanayan yaralarından bir tanesi. Bakın mesela gördüğünüz şu görseli mesela örnek alalım. Bakın bunlar siz... Özür dilerim. Buyurun. Burada da mı aynı tema var? Bakın güzel hanımefendi resimleri var. Evet. Renkli bir dünya çok güzel portresi söyledin. Çizilmiş evet. ve yüksek meblağlarda bir para var. Yani 10 milyon Türk lirası bu paralara diyor. Sahip olabilirsiniz mesajım. Kesinlikle. Biliyorum. Hani o dizilerde gördüğümüz görkemli hayatlar var ya evet. onlar aslında bizim bilinçaltımıza doğrudan işleniyor. Ne olacak? Sizin gelir elde etmeniz lazım. O hayatlara kısa yoldan, kolay yoldan nasıl para kazanacaksınız? Sanal bahis ve kumar. İnsanlarda yasa dışı yollardan çok güzel bir tespitiniz var Nihat Bey. Korsan siteler, işte maç siteleri, film siteleri zaten onlar normal legal reklamlar alamadıkları için böyle illegal yasa dışı bahis sitelerinin reklamları
reklamlar alıyor. Zaten organizasyon bu şekilde işliyor. Size aslında o illegal yayını, korsan yayını yaptırırken aslında o yayını yaptıran şahıslar zaten yasa dışı bahis sitelerinin sahipleri olmuş oluyor. Onlar üzerinden sizi bu batağın içerisine çekmeye çalışıyorlar. O yüzden çok tespitiniz yerinde doğru. Ruletten şov oyunlarına, blackjack, bir sürü oyun. Ve bunların hepsinde sizin para kazanacağınız, hatta başta bonus verilerek şunu diyorlar. Yani Nihat Bey, cebinizden hiçbir şey vermeyeceksiniz. Biz zaten giriş ve üye bahisi olarak size 2000 lira vereceğiz diyorlar. Bonus bir tuzak mı? Kesinlikle bonus tuzak. Zaten o bonus tuzağını alama şansınız söz konusu değil. Çünkü diyor ki hesabınızda 10.000 lira birikmediği müddetçe o bonusu alamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Yani aslında o bir yem. Hani tavşana havucu veriyorsunuz, o havucun peşinde koşuyor ama o havucu hiçbir zaman ulaşamıyor. Çünkü o havuçla hareket ediyor tavşanla birlikte. Çünkü bir aracın üstünde o da gitmiş oluyor. Aynı buradaki o. Yani dolayısıyla bir kandırma söz konusu gençlerimizi, çocuklarımızı. O yüzden sizin söylediğiniz meblağlar kesinlikle doğru. Reklamlar aracılığıyla çıkıyor. Heh, arkadaşlarımız bir sonraki görseli de getirdiler. Görüyor musunuz Nihat Bey? Bu mesajlar benim de telefonuma geliyor. Şöyle düşünün. Böyle bir yüksek oran... Peki böyle atabiliyorlar mı kolayca herkese? Üzülerek, bütün abonelere. Kesinlikle. Üzülerek söylemek gerekir ki az önce Zafer Bey de çok güzel bir konuya değindi. Burada aslında bir balık oltası düşünün. Biz bunu sallıyoruz. Nihat Uludağ'a gidiyor. Zafer İşerine gidiyor. Ali Murat Kırık'a gidiyor. Bir bakıyorsunuz ki Ali Murat Kırık buna düşüyor. Zoka'yı tutuyor. Ondan sonra Zoka'yı yedikten sonra zaten işte %30 bonus. Çok yüksek bir meblağdır. Bakın burada da zaten yazıyor. Hoş geldin bonusu deniyor buna. Peki hocam bu noktada devasa paralardan bahsediyoruz. Türkiye'nin milli servetinden bahsediyoruz. Önce Ali Murat hocama bir söyleyeyim, sorayım. Ali Murat hocam, peki biz yasa dışı bahis operasyonlarında ekiplerimizle takip ediyoruz. Evet. Ve edindiğimiz tecrübe şu ki çeteler yakalanıyor, siteler tespit ediliyor. Ancak o sitelerin kapatılması mahkeme sürecine göre aylar, yıllar alıyor. Maalesef. Ki şunu da tespit ediyoruz biz arkadaşlarımız yaptıkları fikri takip haberlerinde. Tam site aylar süren bir takibin ardından tespit ediliyor, kapatılacak. Çete üyeleri bir harf değiştirip yeniden yeni bir siteyi faaliyete geçiriyorlar. Peki bu noktada şunu söylemek istiyorum. Hani artı 18 siteler vardı evet. Bir dönem. Ve BTK, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu. Evet, İletişim Kurumu. Bir karar aldı. Dedi ki şikayet, mahkeme kararı olmaksızın herhangi bir şikayet olduğu an evet. O siteyi otomatikmen kapatıyor. Evet. Böylece gençlerin zehirlenmesinin ve o tür zararlı içeriklerle psikolojilerinin bozulmasında önüne geçti. Evet. Peki bu noktada aynı sistem yasa dışı bahisle uygulanabilir mi? Tabii aslına bakarsanız uygulanabilir. Onu şöyle söyleyelim. Ancak biz bir görselimiz var Nihat Bey. Onun üzerinden söylersek daha güzel olacaktır. Bir sonraki görseli arkadaşlarımız getirirse, ekrana verirlerse. Şu BDK'nın sitesi mi? Evet aynen. Bakın burası önemli. Şunu söyleyelim Nihat Bey. Sizin sorduğunuz soruya cevaben. Nihat Bey internet ortamında dediniz ya. Ya site değişiyor, BTK kapatıyor ya da kapatmadan siz yıllarca bu işin içindesiniz. Polis adliye muhabirliğinden gelmiş gerçekten bir insansınız. O yüzden tecrübeli bir insan olduğunuz için. Bakın şöyle düşünün. Bu mesajlar sürekli geliyor ve Telegram grupları var bakın gördüğünüzde. Telegram grupları adresler değişse de sizin hiç bir önemi olmuyor. 19 bin kişi var zaten bu yasa dışı bahisin içerisinde. Şu an bu siteyi takip eden ve hep oranlar tutturduk diyorlar. Yani biz kazandık arkadaşlarımız diyorlar. Son grafiği de getirirler mi? BTK'nın evet. Bir sitesi var arkadaşlar. Oranın evet. Grafiği vardı. Evet. Son grafiğimizi bir ekrana getirirseniz. Evet burası. Evet. Şimdi nasıl uygulayacağız bu sistemi biz? Şimdi efendim şöyle söyleyelim. ihbarweb.org.tr yani bu tarz yasa dışı bahis, sanal kumar, sanal dolandırıcılık sitelerinin engellenmesini sağlayan, BTK'ya vatandaşlarımızın ihbar etmesini sağlayan bir sistem. Bir daha söyleyelim. ihbarweb.org.tr. Peki buraya şikayet olursa BTK o yasa dışı bahis sitelerinde anında iletişimini keser. Direkt müdahale edebiliyor. Bu çok önemlidir bakın. Bu kadar basit biliyor musun? Yani aslına bakarsanız tabii yani bu kadar basit değil. Çünkü buranın incelemesi oluyor, değerlendirilmesi oluyor. Ama siz çok güzel söylediniz. Bir harfi iki harfi değiştiriyor, uzatıyor. Sonra Telegram grubunda o kapandı ya da onu değiştireceğiz. Buna gireceğiz diyorlar ve böylesi ne oluyor? Siz burada istediğiniz kadar verin. Bunun peki. Önüne geçemiyoruz yani. Evet Zafer Bey bu noktada Ali Murat Bey çok doğru bir noktaya isabet etti. BTK ihbarıyla bu sitelerde aslında kapatılabilir ve yasa dışı bahsinde önüne kolayca geçilebileceğini söyledi. Hukuken de altyapıya gerek var mı yoksa mevcut hukuki düzenlemeyle bu sistem uygulanabilir mi?
Esasen basın yayın alanında tercihimiz yayınların ve özgürlüklerin ancak mahkeme kararıyla sınırlandırılması şeklinde olur. Ama burada yasa dışı bir faaliyet var. Elbette. Yasa dışı bir faaliyet, herhangi bir terör örgütünün reklamının yapılması veyahut da vatandaşların kişilik haklarına saldırı boyutunda o zaman mahkemelerin işleyişi maalesef ki ağır kalabilmekte ve etkili bir çözümün önünü kapatabilmekte. Dolayısıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu artık özerk mahiyette bir mevzuat hükmüne kavuşturuldu ve mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın acil durumlarda kendi yapacağı incelemeyle idari nitelikte bir sitenin engellenmesi işlemi kurabildi. Çok teşekkür ederim. Kaan Temeltaş, sanal ortamda yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'ye verdiği zararı konuştuk. Sözü yeniden sana bırakıyoruz.